İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı Boris Johnson oldu. Boris Johnson bu sonuçla birlikte İngiltere'nin yeni başbakanı da seçilmiş oldu. İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı Osmanlı torunu Boris Johnson oldu. Johnson bu sonuçla birlikte İngiltere'nin yeni başbakanı da seçilmiş oldu. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson seçimlere şu anda İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Jeremy Hunt'la girmişti. Parti içindeki seçimi kazanan Johnson hem parti lideri hem de başbakanı olmuş oldu. Thank you. 160 bin üyesi olan Muhafazakar Parti'den Johnson 92.153, Hunt ise 46.656 oy aldı. Seçim sürecinde partisi içinde ciddi bir muhalefetle karşılaşan Johnson, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecine verilen ad olan Brexit'in en hararetli savunucularından biri. 55 yaşındaki Johnson daha ilk açıklamasında 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden çıkacaklarını söyledi. Johnson, İngiltere'nin yeni başbakanı ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilince özel yaşamı da merak konusu oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dahiliye nazırı Ali Kemal'in torunu olması sebebiyle Osmanlı torunu olarak anılıyor. Peki Boris Johnson kimdir? Tam adı Alexander Boris de Biffel Johnson olan politikacı 19 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. Yes. Osmanlı'nın son döneminde dahiliye nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 genel seçimlerinde Avam Kamarası'na seçildi. İngiltere Muhafazakar Parti'nin Henley milletvekiliyken girdiği yerel seçimlerde 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'ın yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson'ı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında Birleşik Krallığın 77. başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum ifadelerine yer verdi.